beklediğimiz bir şey vardı, beklediğimiz şey de oldu. Daha önce 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturacaklarını açıklayan Beşiktaş futbolcu Caner Erkin, oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı çok sade bir törenle birbirlerine evet dediler. Eder insan. Roma'da yılın ilk düğünü. Mutlu bir ömür için. Şükran Ovalı ve Caner Erkin muradına erdi. Sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar içim. 9 aydır aşk yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile güzel oyuncu Şükran Ovalı, İtalya'nın başkenti Roma'da yerel belediye nikahıyla dünya evine girdiler. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Caner Erkin'in nikah şahidi yakın arkadaşı Celilcan Müftüoğlu, Şükran Ovalı'nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Nikah anında duygulanan Şükran Ovalı'nın gözyaşlarını Caner Erkin elleriyle sildi. O anlarda Şükran Hanım'ın uzun uzun arkadaşı Büşra Pekin'le bakışması gözlerden kaçmadı. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Şükran Ovalı, dünyaca ünlü birçok ismin de aralarında bulunduğu Kırmızı Alı'nın efsane isimlerinin tercih ettiği lüks bir markanın gelinliğini taşıdı. Straplez model hafif kabarık etek kısmı, ölçülü kuyruğuyla bütünüyle bakıldığında gösterişten uzak olan gelinliğin Şükran Hanım'ın nikah konseptine uygun bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Bahar sensin bana, gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Yılın ilk çifti nikahın hemen ardından Roma sokaklarını dünyada tek olan beyaz renkli antika bir araçla turladı. Şükran Ovalı ve Caner Erkin törene katılan yakın arkadaşlarından oluşan 10 kişilik grupla düğün yemeği yedi. Roma'da sade ve şık bir törenle evlenen çift, İstanbul'da bu defa aileleri için Mayıs ayında düğün yapacaklar. Bahar sensin bana, gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Bu sondaki fotoğraf karesi kalsın. Çok ben komik Caner Erkin'i hiç bu kadar mutlu görmedim. Gerçekten bu çocuğun bu kadar dişlerinin beyaz olduğunu bilmiyorduk. Çünkü dişlerini hiç görmedik. Hep somurtan bir Caner vardı. Hep yüzü asık bir Caner vardı. Hep gergin bir Caner vardı. Caner'e bakar mısınız? Sanki 8 yaşında çocuk gülüşü var suratında. Hani böyle gül bakayım demişler. Böyle bir dişlerini göstermiş. Evet. Yani eşi, artık eşi oldu. Eşi Şükran. Böyle bir romantizmin içinde böyle bir yandan durmuş, böyle bir duygusal bir duruş sergilerken o çocuk gibi gülmüş. Evet. Çok yakışmışlar, çok da mutlu olsunlar.